geliştikçe ve yaşanılan atmosferler ihtiyaçlara göre daha ayrıntılı ve konforlu olarak şekillendikçe mimarlık mesleğinin önemi buna paralel olarak artıyor sevgili gençler mimarlığın birçoğunuzun meslek seçiminde ilk sırayı aldığını biliyorum çok zevkli ve insanın beynini çok yönlü kullanmasını gerektiren bir meslek olması talebi yükseltiyor olmalı. Bir yandan teknik bilgilere sahip olmak, bir yandan da estetik zevki kullanabilmek çok önemli çünkü. İdealiniz bu yöndeyse sizi mesleğinde çok önemli başarılara imza atmış bir mimarla tanıştırmak istiyorum. Sinan Kafadar konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Evet, öğrencilerimizin birçoğu dediğim gibi mimarlığı şu anda hayallerinin bir köşesine yerleştirmiş durumda. Peki nasıl mimar olunur? Mimar olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ee, öncelikle mimarlık yapı yapma sanatıdır. Aslında mimarlık bir sanat dalıdır. Hı hı. Ee, bir insanın mimar olabilmesi için önce ilgi duyması gerekiyor. Çizim yeteneğinden çok daha önemli olarak bu işe ilgi duyması gerekiyor. Ve günümüzde e, yaşadığımız mekanların hepsinin vasıfları arttıkça, bu keyifli mekanlar gençlerde mimarlığa ve iç mimarlığa ona bağlı diğer sektörlere de ilgiyi arttırıyor. Bir insan mimar olmak için acaba benim yeteneğim var mı? Ben çok iyi çizim yapamıyorum. Mimar yine de olabilir miyim diye düşünüyor olabilir. Bu bu soruyu şöyle değerlendirmek lazım. Aslında mimarlık üç boyutlu hayal edebilme yetisi gerektirir. Çizim yapmak o bir araç. Biz ressam değiliz. Öyle çok iyi çizim yapıyor olsaydık ressam olurduk. Ya da ona bağlı mesleklerden biri olurduk. E, bu üç boyutu hayal edebildiğimiz şeyleri günümüzün teknolojisiyle... ...bir kağıt haline dönüştürme, bir e, çizim haline dönüştürme... E, ...artık bir sürü başka e, teknik desteklerle çok daha mümkün olabiliyor. O yüzden e, birisi... Eğer üç boyutlu hayal edebiliyor ise her şeyin ötesindedir. Bir de e, öğrenme şekli çok mühim. Bazı insanlar duyarak öğrenir, bazı insanlar ise görerek öğrenir. E, görerek öğrenme yetisi yüksek olan insanlar kendilerini mimarlık okumak için e, bir aday kabul edebilirler. Hmm. Önemli olan hem hayal gücü diyorsunuz hem de öğrenme şekli görerek olabiliyorsa, görerek öğrenebiliyorsa bir insan çizim yapmasa da, yapabilmese de başlayabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Evet doğru. Peki siz bu mesleğe nasıl başladınız ve neler yaptınız bugüne kadar? Ben 1964 İstanbul doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Daha sonraki 3-4 sene müddetince farklı ülkelerde çalışıp deneyimleyip, 1991 senesinde de kendi ofisimde çalışmaya başladım. Önümüzdeki yıl 30. senem bitmiş olacak mimarlıkla ilgili. Bu süre içerisinde hem mimarlık hem iç mimarlık yaptım. Bazı arkadaşlarımız, öğrencilerimiz merak edebilirler mimarlıkla iç mimarlık arasında nasıl farklılıklar var diye. Mimarlık tahil edildiği gibi daha büyük bir kavram. İç mimarlık ise onun içerisindeki belirli bir alanın, belli bir bölgenin, belli bir odanın tasarlanması şeklinde düşünebiliriz. Aslında mimarlık iç mimarlığı kapsar ama iç mimarlık mimarlığı kapsamaz. Hı hı. Bu çok temel bir kavram. Her ne kadar böyle olsa da mesleği yaparken bunlar birbirleri içerisinde çeşitli geçişler gösterebilirler. Hı hı. Ama iç mimar birisinin bir binanın sorumlu mimarı olarak imza atma yeteneği varsa dahi izni yoktur. Hı hı. Yani ikisinin birbirinin içine geçmiş birer e Büyük ve küçük daire gibi diye düşünebiliriz evet, galiba. Evet. Peki geçmişle günümüz arasında mimari anlamda bir bağ var mı desem? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Geçmişteki birçok içinde bulunduğumuz Maçka Teknik Lisesi gibi döneminin önemli mimari yapıları hepimizi çok etkiliyor ve o zamanki mimari mimarinin kurgusu da daha farklı, yapı yapma şekli de daha farklı. Ee, özellikle tarihi binaların e, azameti, onların güçü e, birçok kişide e, ilgi uyandırır ve e, tarihi dokular e, mimarla ilgi duymak için güzel bir başlangıç. Bu, bu dokuları seven bir kişi oralarda fotoğraf çekmeyi bulunmayı büyük bir binanın e, 8-10 metrelik tavan yüksekliğinden etkilenen birisi. Güzel bir şey. Bu, bu etkileşimler daha ileriki zamanlarda mimarlığa başlamak için faydası olur. Peki zamanlar değiştikçe mimari anlayışların da değişmesini neye bağlamak lazım? Özellikle teknolojiye ve yapı yapma sanatımızdaki farklılaşmalara. Günümüzde içinde bulunduğumuz bina gibi tarihi yapıların hiçbirinde örneğin mekanik elektrik sistemleri şu andaki gibi değildi. Havalandırma, iklimlendirme şartları bu şekilde değildi. Ee, özellikle bunlar binaları çok etkiledi. Binaların görüntülerini çok etkiledi. Aynı zamanda ihtiyaçlarda e, bazı şeylerin değişmesine yol açmış olabilir mi? Mutlaka, mutlaka. Çok daha farklı meslek dalları oluştu. Çok daha e, nitelikli, o fonksiyon için tasarlanmış mekanlara ihtiyaç duyulmaya başladı. Örneğin hastaneler, hastanelerin yoğun bakım mekan, mekanları, e, ameliyathaneleri, doğumhaneleri gibi birçok başka ihtiyaçlar ortaya çıkınca mimarlık da bununla birlikte evrildi. Evet. Peki bir e, herhangi bir yaşama alanına oluşturma e, noktasında başladınız ve o süreç devam ederken nasıl gelişiyor hikaye? Bize biraz anlatır mısınız? Mimarlığın oluşabilmesi için öncelikle bir gerçek bir araziye ihtiyaç var. Hı hı. E, hayali değil. Biz bir ressam gibi değiliz. Ressam resmini yapıp sonra satışa sunabilir ya da heykeltıraş ama bizimki öyle değil öncelikle bir müşterimiz olması gerekiyor. E, ve bir arazi olması gerekiyor. Sonra onunla ilgili e, yönetmelikler var. O yönetmelikler bize ne büyüklükte ne yükseklikte bina yapabileceğimiz hakkında bilgiler veriyor. Ve biz oturup düşünüyoruz. Bir fonksiyon şaması tasarlıyoruz. Aslında mimar en e, yakın meslek olarak ben aslında orkestra şefliğini e, örnek olarak verebilirim. Çünkü bir orkestra şefliğin yapmakta olduğuna çok yakın bir çalışma metodumuz var. Çeşitli ekipler var. çeşitli Ve çalmak istediğimiz beste gibi yapmak istediğimiz mim mimarlık var. Kendi yapmak istediklerimiz var. Biz onlara hepsini koordine etmek zorundayız. Hı. Onların hepsinin kimin ne zaman neyi yapması gerektiği e, birçok durumda bizim yönetimimizde oluyor. Hı. O yüzden mimarlık Mesela öğrencilerimiz için liderlik vasfı daha yüksek olan insanlarda mimar olabilir çünkü bizden beklenen bu bu mesleği icra ederken beklenen hakikaten çok lider olma vasfı gerektiriyor birçok durumda. Evet kalabalık ekiplerle çalıştığınızı tahmin ediyorum. Evet hem kendi ofisimizdeki insanlar hem bu projeleri inşa edecek kişiler bunların hepsini koordinetmek zorundayız. Peki. Bugüne kadar yapmaktan en çok zevk aldığınız eseriniz neydi diye sorsam cevabını alabilir miyim? Hepsi evlattır mutlaka bunların ayrı ayrı ama belki birisi gönlünüzde daha fazla yer almıştır. Mesleğe başlangıçtaki en önemli işim olan Sultanahmet'teki eski cezaevi binasının 5 yıldızlı bir otele çevrilme projesi gerçekleştirmiştim. O proje benim için hepsinden daha farklı hisleri var benim adıma. Bunun sebebi nedir? geçmişte Hem çok bağıyla. gençtim hem çok değerli bir projeydi. Onu yaptıktan sonra da meslek hayatında başka açılımlara sebep oldu. Bundan sonraki süreçte mimarlık nasıl bir evrim geçirecek diye bir sorsam. Bunun cevabı sizce nasıldır? o Biz teknolojiden kopamayız. Teknolojiyle çok paralel çalışıyoruz. O yüzden birçok imalatın, robotik olarak yapılması, makineler tarafından yapılmasını tekrarlı, tekrarlı olan imalatlarda, örneğin bir binanın cephesini düşünün, binanın cephesindeki pencereleri düşünün. Bunun her biri belki önümüzdeki süreçlerde hakikaten robotik bir takım makine, zaten şu an içine girmiş durumda ama daha bitmiş bir ürün olarak neredeyse otomotive yakın parçalar halinde oluşacak komponentleri bir araya getirmemiz de gerekecek. Bu da bizden beklenecek bir şey. Müthiş bir gelişim. Öğrencilerimize bir konuda bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, Türkiye'deki binaların maalesef ki çok çok az bir yüzdesi e, mimar tarafından tasarlanmıştır ve mimar tarafından tasarlandığı şekline uygun olarak imal edilmiştir. Ee, bu bazı öğrencilerimiz düşünebilirler yaşadıkları ortamdaki bazı binaları beğenmedikleri için mimarlığın acaba böyle mi oluyor diye düşünüyor olabilirler. Türkiye'deki mimar tarafından tasarlanan bina oranı yüzde beş. Bu çok düşük. O yüzden yani. çok daha yapacak işimiz var. Bütün çevremizde gördüğümüz, gözümüze çok hoş görünmeyen binaların hepsini zaman içerisinde ülkemiz bizler zenginleştikçe, fonksiyonlar değiştikçe, teknoloji değiştikçe onların hepsinin yenilenmesi gerekecek. o yüzden ülkemiz adına düşünürsek yapacak daha çok iş var. Bu batı ülkelerinde böyle değil. Birçok batı ülkesinde sıfırdan yeniden bir bina yapmak çok az kişiye nasip olan bir durum. Hı hı. Ee, birçoğu dönüşüm e, ve tekrardan tadil edilmek şeklinde gerçekleşiyor. Ama bizde öyle değil. Bizde daha yapacak çok işimiz var. Peki bu yüzde beşin dışında kalanlar nasıl tasarlanıyor e, Sinan Bey? Ee, o ayrı bir e, tartışma <laughs> konusu diyelim. E, Birçok Birçok kişi e, kalfasıyla ustasıyla, özellikle küçük kasabalarda, e, köylerde herkes zaten kendi evini kendi yapıyor. Öyle olunca Özen da bir mimara gerek özellikler ortaya çıkmıyor diyorsunuz. Yani. İşte bu noktada belki içinde bulunduğumuz teknik lise gibi yerlerde de dikkat etmek gereken başka şeyler var. İlla mimar olmak gerekli değil. ile ilgili birçok teknik vasıfları olan meslek dalları da var. Mekanik, elektrik, inşaatla ilgili. Bu liselerde okuyan öğrencilerimiz de aslında bu mesleği zaman içerisinde daha farklı ölçeklerde, daha küçük ölçeklerde yapmalarına imkan olacaktır. Meslek lisesi öğrencilerimiz için de son derece heyecanlandırıcı bir cümle etmiş oldunuz. Ee, çok ihtiyaç var. Ee, ara e... Aranılan eleman olmak evet, konusunda evet, gerçekten çok, ihtiyaç, çok ihtiyaç, var. ihtiyaç var diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz ederim, değerli keyifle. bilgiler için. Sevgili öğrenciler, mimarlık gerçekten büyülü bir meslek. Bilmiyorum bu konuda bir hayaliniz varsa, bundan sonrası için belki bir kapı açmış oldu Sinan Bey söyledikleriyle görüşmek üzere.